Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi'ye ölüm döşeğindeyken verdiği öğütleri ve vasiyetini videomuzda sizler için derledik. Vefatı yaklaştığında Osman Gazi eliyle işaret ederek Orhan Gazi'yi yanına oturttu. Etrafındakilere de onu kendi yerine tayin ettiğini bildirdi. Evlatlarına ve tüm kumandanlarına ona itaat ve beyat etmelerini emretti. Ardından Orhan Gazi'ye Osmanlı Devleti'nin temel harcı mahiyetindeki şu vasiyetiyle son ikazlarını yaptı. Oğul, biricik vasiyetim şudur ki Allah buyruğundan başka bir iş işleme. Bildiğini ehlinden sorup öğren. İyice öğrenmediğin bir şeyi yapmaya kalkışma. Askerlerine ikram ve ihsanını eksik eyleme. Bil ki insan ihsanın kölesidir. Oğul, din işlerini her şeyden öne al. Çünkü bir farzın yerine getirilmesini sağlamak, din ve devletin güçlenmesine sebep olur. Bunun için ulemayı hürmette ve onların hakkına riayette kusur etme ki din işleri düzgün yürüsün. Nerede bir ilim ehli duyarsan ona rağbet et. İkbal ve yumuşaklık göster. Ancak dini gayreti olmayanları, sefih hayat yaşayanları ve tecrübe edilmeyen kimseleri sakın devlet işine yaklaştırma. Zira yaratanından korkmayan, yaratılanlara merhamet etmez. Zulüm ve bid'atlerden son derece uzak dur ki seni yıkılışa sürüklemesin. Bil ki bizim mesleğimiz Allah yolunda gayrettir. Ve maksadımız da onun dinini yaymaktır. Bizim davamız kuru bir kavga ve cihangirlik davası değil, ilahi kelimetullah'tır. Yani Allah'ın dinini yüceltmektir. Allah yolunda can ve mal ile gayreti terk etmeyerek ruhumu şad eyle. Oğul, benim hanedanımdan her kim doğru yoldan ve adaletten ayrılırsa, mahşer günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden mahrum kalsın. Oğul, Allah rızası için devlet hizmetlerinde ömrünü tüketen sadık adamlarına daima vefakar ol. Onları gözet. Vefatlarından sonra da onların ailelerini koru. Devlete manen güç veren fazilet sahibi, salih alimlere hürmet, ikram ve ihsanda bulun. Diğer bir ülkede olgun bir alimin, bir arifin, bir velinin bulunduğunu duyarsan, onu nezaket ve tazimle memleketine davet et. Din ve devlet işleri onların bereket ve himmetleriyle istikametlensin. Sakın orduna ve zenginliğine mağrur olma. Benim şu halimden ibret al ki şu anda güçsüz bir karınca gibiyim. Hiç layık olmadan Allah'ın Celle Celaluhu'nun birçok lütuflarına mazhar oldum. Sen de benim yolumdan yürü. Allah'ın ve kullarının hakkını gözet. Beytülmal'deki gelirinle kanaat et. Devletin zaruri ihtiyaçlarının dışında sarfiyatta bulunma. Senden sonra gelecek nesil seni kendilerine örnek alsın. Zulme meydan verme. Daima adalet ve insaf üzere ol. Her türlü işinde Allah'a sığın. Ondan yardım iste ve ona iltica et.''